Şu anda Çankırı'dan 17 kilometre uzaklıktayız. Kaya Tuzu İşletmesi'ndeyiz. 5000 yıllık tuz üretimi yapılan bir yer burası. Bundan 256 milyon sene önce dünyanın 3. oluşum zamanında eski bir iç denizin çökelmesi sonucunda Tis dönemi denilen bir zaman. O zamanki denizin çökelme sonucunda oluşan bir tuz tabakası bu. Onun içerisinde yaklaşık 150-200 metre bir damar, tuz damar kalınlığımız var. Onun içerisinde tuz üretimi yapıyoruz. Bir kömüre göre biz cennetteyiz burada iş güvenliği açısından. Gaz riskimiz yok, göçük riskimiz yok. Biz burada madencilikten çok tünelcilik yapıyoruz. Galerilerimizin boyutları bir tünel boyutundadır. 25 metre genişliğinde, 10 metre yüksekliğindeki galeriler içerisinde ilerleme yapıyoruz. Giriş noktasından üretim noktasına olan uzaklığımız 1,5 kilometre. 1 Ocak 2012 ölçümlerimize göre de içerideki açılmış yolların toplam uzunluğu 10,5 kilometre. Yani içeride bir yeraltı şehri var şu anda. Şimdi bu oluşum Yozgat Sekili'den başlıyor tuz oluşumu. Çankırı'da bir L çiziyor. Burada bir öbeklenme oluşuyor. O yüzden dünyanın en büyük kaya tuz rezervlerinden bir tanesi haline geliyor bu öbeklenmeden dolayı. Daha sonra işte Doğu Karadeniz'den ağrı, Doğu Anadolu, Kars, Iğdır, Azerbaycan'da da aktif madencilik yapılıyor. Kaya tuzu madenciliği Himalaya'ya kadar gidiyor. Sabah 8'de geliyoruz, akşam 5'te gidiyoruz. Haftanın 6 günü burada. Sizlerin sofralarına tuzun gelmesi için burada hizmet veriyoruz. 4 mevsim sabit denilecek bir sıcaklığa sahip. Artı eksi 2 derece oynar en fazla burası. Tabii şu anda yaz mevsimdeyiz. Dışarıda kısa kollarla ya da ne bileyim dışarıda insanlar denize giriyor. Biz burada ise bu şekilde sweatshirtlerle ya da yeleklerle oturuyoruz. Bu mağarada değil de Çankırı'da bir daha mağara var. Orada çalışmıştım. Yani buraya zorluk çekmedim çalışırken. Burası çok geniş, rahat. Kışın kar yok, çamur yok. Yazın sıcak yok. Bunaltıcı hava yok. Yararı mesela kurbanda hayvan kesiyoruz. Derisini falan tuzluyoruz kokmasın diye. O gördüğünüz eşek falan tuzda kaldığı için yani canlıya bir zararı yok. Çankırı'nın zaten 3 meşhur şeyi var. Tozu, tuzu, kızı. Biz hepsini de seviyoruz. Ben burada 20 senedir çalışıyorum. 20 senedir tuz ticareti yapıyorum. Türkiye'nin bütün bölgelerine tuz gönderiyorum. Hayvan yalama taşı olarak. Bazı şimdi şey yaygınlaştı. Tuz odaları. Onlara götürüyoruz. Mesela susam temizlemek için susamcılar alıyor. Onlara genelde götürüyoruz. Biz bunları şimdi büyük olduğu için bunu adam bunu parkende sattığı için büyük satamıyor. Mecburen kırdırıyoruz. İçinde bazen taşlar oluyor. Taşlar temizletiyoruz. Toprak oluyor. Onları temizletiyoruz. Gittiği yere fire vermemek için, kırık olmaması için kırdırıyoruz, temiz şekilde yükleyip gönderiyoruz. Bayağı ucuz yani. Ucuz olduğu için de zaten pek bir şeyi yok yani. Herkes tuzculuk yapabiliyor yani. Halk tabiriyle mağara, tuz mağarasında dinamitle patlatılarak yapılan bir üretim merkezinden kamyonlarla gelen ham tuzu biz öncelikle prosesimize beslemeden önce kırma eleme tesisine tabi tutuyoruz. Burada kırılıp elendikten sonra ince malzemeyi gördüğünüz silolarda, günlük silolara almak suretiyle fabrikaya beslemekteyiz. Tane boyutu 0 ile 3 milimetre arasında değişiyor.
kaya tuzunun diğer tuz madenlerine göre, tuz kaynaklarına göre en temiz, en hijyen tuz olduğuna inanıyorum. Ham tuz içerisinde ihtiva ettiği safsızlıkların temizlendiği alan burası. Bunlar işte taş olabilir, kum olabilir, kil, toprak gibi yabancı unsurların ayıklandığı, temizlendiği bölümlerdir. Vakum altında kaynatma yapmak suretiyle yeniden tuz oluşumu gerçekleşiyor. Oluşan tuz da saflaştırma neticesinde tuz %99,5 ve üstü gibi bir temizliğe ulaştığı için artık saf tuz diyebileceğimiz tuzlu suyu kaynatarak tuz elde ediyoruz. Gördüğümüz ünitede tuzun üzerine iyot ve antikek madde katmak suretiyle zenginleştirmekteyiz. Bu otomatik dozajlama sistemin akabinde ihtiva ettiği nem vardır. Bu nemi de almak üzere kurutucudan geçirip ondan sonra paketleme prosesine sevk ediyoruz. Yani fabrikaya başlamadan önce yani çocukluğumda mesela köylerde, direklerde kaya tuzunun öğütülerek kullanıldığını görüyordum. Daha sonra rafine tuz olduğunu, işte yıkama tuzlar olduğunu, medikal tuz, iyot tuz gibi ürünler olduğunu buraya başladıktan sonra öğrendim. Tuzsuz bir yaşam nasıl olur? Az çok yani tahmin edebiliriz. Çünkü tuz olmadan bir hayat düşünülemez gibi geliyor. Çünkü ayran içerken düşünebilirsiniz. Yani ayranın tuzsuz veya tuzlu olduğunda nasıl bir tat verdiğini, salatada yeşillik üzerindeki tadı daha yani bayağı onlar etkiler. Beni en çok etkileyen dediğim gibi ayran, salata bu tür şeylerde daha çok aranıyor. Burası şöyle bir bölge, burası İç Anadolu'nun kırsal bir bölgesinde. Hani bu kaya tuzu bir ecdattan gelen, bu bizim toprağımızın şeyinde 100-150 metre altında bu. Kütleli bir kaya tuzu işletmesi. Ben madende 26 yıl çalıştım. Dinamitçilik yaptım bu arkadaşla beraber. Patlatma yaptık biz lağımlarda, biz doldurulardı, biz de patlatırdık. Aşağı yukarı bizim bu köyden 20-25-30 kişi çalışıyordu. Hani babam da çalışmış. Babam da 30 sene çalışmış. Kırşehir'de iki tane. Kars'ta Kazman var. En zengini bura, en zengin. En zengini de bura, toprak. Aynı damar. Aynı damar. Aynı kaya tuz. Aynı kaya tuz. El gücüyle çalışırdık. Tabanca duruz biz. Ceryan vasıtasıyla, insan gücüne basmayla çalışırdık. Tabi vagonlar vardı, kara vagonlar. Dinamo vardı yukarıda, dinamo çekerdi. Sonradan tabi açık işletme oldu. Kepçe gelirdi. Kepçe yüklerdi kamyonlara. Kayasını bir yanı, kulünü bir yanı. Öyle çalışırdık. Kaya tuzun mesela affedersin mallar yerdi. Aşağı sanayide de fabrika yapıldı. Orada yıkanırdı, kurudurdu, çekerlerdi. Tabi kilo hesabı satarlardı. Beyazı da var içinde Allah tarafından. Yani yağ tuzudur biz ona. Siyah tuzu da var. O şimdi alan alan. Mesela yağ tuzu kısa dur. Mesela şimdi şurada yağ tuzu. Mesela yağ tuzunu almak için kara tuzu evvel ateşlerdik. Yağ tuzunu son ateşlerdik kara barıdına. Öyle alırdık yağ tuzunun içinden. Zorudur, zorudur. Abi zorudur canım. Bak az az çıkıyordu böyle tam bu istediği kadar çıkamıyordu. Ama şimdi yani özel şey deyince genç töner geniş şey. Önce barıdı da siyah barıt getiriyorduk saniyeli fitiline. Ondan sonra bir yine maden mühendisi arkadaş geldi. Bir şey olmaz dedi. O da dinamite geçirdi. Şimdi de dinamit kullanıyor. Ondan sonra da tekel dinamit kullanmaya başladı. Dinamitle devam etti. İşte 2002 yılında da özelleşti. Öyle devam ediyor. İçindeki tuz da bu tuz, siyah tuz fabrikalara gidiyor. Şey oluyor, beyaz tuzu da biz alıyorduk. Yine de alıyoruz yani. Peynirimize falan, peynirimize, yağımıza çok güzel geliyor. Çünkü öteki fabrikanın tuzu bozuyor, acı diyor.
İçinde başka maddeler olduğu için. Tuzun işte gıdası var. Tuz olmayınca olmuyor bizim buralarda. Genellikle bahar aylarında taze otlar tazeyken daha sık yerler yani. Otlar kuruduğundan fazla yemiyorlar. Fakat sabahleyin çok yiyorlar. Öğlenleyin sıcak da olduğundan fazla yüklenmiyorlar ne kadar olsa. Şimdi koyun yaylımdan döndüğünde daha fazla yiyor. Bir de bahar aylarında burada çok ihtiyaç duyuyorlar. Vitamin, mineral bakımından. Onun için tuz olmayınca olmuyor koyuna. Hayvan kendi ayarınca yiyor yani. Bizim buraların hayvanları genellikle tuzun içinde bitip büyüdüğünden onlar genellikle ihtiyacı kadar yerler yani. Fazlasını yemezler zaten. Siyah beyaz fark etmiyor. Fakat beyazını biraz daha fazla yiyor yani. Genellikle. Fakat bizim buranın tuzu kaliteli olduğundan Çankırı'nın arasında pek fark yok. Vitamin, mineral bakımından da çok zengin buranın tuzu. Yani kaliteli olduğundan yayılımına da yani hayvanların otlanmasına da çok fayda oluyor. Etine de yani çok kaliteli bir şey yani. Şimdi bizim derelerimizde de tuz var. Buradan tam olarak alamadığında derelerden de alıyor. Çok güzel et oluyor. Bir de merada doğal olarak otlandığında tuzunu da aldım. Çok güzel oluyor yani. Ben 76 yaşındayım. Ortaokul 2'den terk ettim. Babamın yanına geldim. O zamandan bu yana tuzla, bakkale ile tuz beraberdi. Şimdi ise sadece tuzluk yapıyoruz. Tuz değirmeni çekme yoktu. El değirmeninden de insan gücüyle çekilir. Günde 50 kilo, 25 kilo çekilir. Ancak o kadar satılır. Dışarıdan tuz ne gelme yok. Fabrikasyonu bilmezler. Mağaradan tuz hayvanlar, merkep laf edersin, taşınır, katırla taşınırdın. Şimdiki yeni nesil yapmaz. Bu eziyete katlanma. Ben 76 yaşındayım, severekten çalışıyorum. Zor ve beceri işi. Beceri işi. Şu bir tane kayatlı, bir kilo kayatlı içerisinde 50 gram siyah tuz varsa, bir tenike tuzu simse yapar çıkar. Hiç işe yaramaz. Onu çok bilinçli olmak lazım. Süt gibi beyaz yağ suyun içerisinden beyaz taş çıkar. Onun özellikleri var. Onları ancak bizim gibi tecrübeden geçmiş, yaşını almış insanlar anlarlar. Tuzun zararı vardı. Biz farkında değiliz. Böbrek taşı yapmış bana. Tahlil ettirdik. Tuzdan olduğunu söylediler. Tuzun kârı var şimdi, 76 yaşındayım, bugün kuvvetim yerinde, yemem de iyi, çalışmam da iyi. Ben demek ki geçen bir toplu bir aile geldi, 8-10 kişi, amca kaç yaşındayım, 76 yaşındayım. Benimle güleşiyordum, maaşları koyalım, enkisini tuttum, yere yıktım, 55 yaşına kadar enkisini kuşlu kuvvetli. Sen de tuza borçlusun, evet ben tuza borçluymuşum, farkında edilmiş bu seneye kadar. ...60-65 senelik esnafım burada yani. Askerden geldik, işte bu işe başladık. Hala daha devam ediyoruz yani. Allah'a şükür, memnunuz yani. Babadan yani kalma. İnsanlar alıyor tabii bu yemekleri her şeye kullanmak için yani. Her ihtiyacını görüyor vatandaş. Şimdi burada yemeklik, topralık tuz var. Salamurluk tuz var, ayrı.
sonra mal duzu var ayrı, ya, taşlardan şöyle kayalardan. Peynir duzu var ayrıyetten, peynir. Yani köyde peynir yaparlar ayrıyetten katkısız olarak yani, doğal. Yani 60 senedir bunun içindeyim. Yani yemekleri hatta hanım normal yaptığı halde ben daha bir duz atıyorum içerisine. Aksine yani. Çok şükür bir zararını görmedim yani. Bu yaptığımız doğal çankırımızın en sağlıklı duzu. Yer altından bu şekil geliyor. Biz şu siyahlarını ayırt ediyoruz içinden. Beyazını tuz değirmeninde kendimiz üflüyor. Türkiye'nin her yerine de gönderiyoruz. Tabii ki emek olmayınca yemek olmuyor. Tabii ki emeğe çok. Zorlu bir yol ocağa gidiyorum, bunu orada bir yol ayırıyorum. Beyaz duz her zaman düşmüyor. Düştüğü zaman gidiyor orada. Çocuklar gidiyor, seçiyor. Oradan getiriyoruz, kırıyoruz, temizliyoruz. Sepetlere koyup yıkıyoruz daha çok tozlu olanları. Temizleri, hepsini yıkıyoruz diye de yalan söyleyemem şimdi. Temizlerini yıkamıyoruz, temiz olanlarını. Hayatımız tuzundan geçiyor. En tatlı şey. Allah bereket versin diyeceksin. Helal kazandıktan kelli bereketli oluyor gülüm. Yeter ki hilasız, hurdasız çalış. Benim daha önce migrenim vardı. Ben bir şeye çok sinirlenip canımı sıkıldığı zaman ben bir hafta yataklı yorganlı yatıyordum. Hiç kimseyi odaya bile koymuyordum. Torunların odanın içinde gezelediği sanki benim beynimin içinde gezeliyor gibi oluyordu. Ama şimdi ben burayı açalı 7 sene bitti. 7,5 sene oldu aşağı yukarı. Daha bir kere bile migrenim tutmadı. Çünkü bu değirmenden çekerken ki aldığım toz bana çok şeylere faydası var. Sinir hapını bile ne bıraktım ben. Ben böyle ayıtlarken küçük küçük parçaları hep ağzıma. Ama yemek de yani eskiden eskiye fazla tuzlu yemem. Öyle alıştım çünkü. Başkasının yemeğe tuzlu gelir bana. Tozuna, kızına şimdi garanti veremem. O eskidenimiz, saygıymış, sevgiymiş ama şimdikilerde. Ona garanti veremem. Ama tuza gelince garanti verin. En sağlıklı, hakiki tuz bu tuz. Lambalar ışık vermesi için beyaz tuzdan yapıyoruz. Siyah tuzdan olmuyor. Çünkü dışına ışık vermiyor. Yani odayı aydınlatmıyor. Onun için genelde beyaz tuzundan. Buna daha önce yağ tuzu olarak geçiyor bunun ismi. Peynirde ve tereyağında kullanılıyormuş bu tuz. Sonradan işte böyle yani lamba yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla biz de bir şekilde buraya girdik ve yapıyoruz yani şu anda. Bu astım hastalığına ve nefes darlığına iyi geliyor. Isındığı zaman -iyon yayıyor içindeki lambayla. Bu şekilde hem süs eşyası hem gece lambası sağlık açısından faydasını görüyorsunuz. Yani bu şekilde kullanılıyor. Yemekte kullanılan tuz bu değil. Yemekte kullandığımız normal siyah tuz. Bu çok az çıkıyor. Bunlar normalde madene patlayıp getiriyoruz buraya. Bu şekilde yani kayanın büyüklüğüne göre kırıyoruz. Yapacağımız şekle göre çekişte kırıyoruz. Yani damla yapacaksak işte yağmur damlası şeklinde her tuzdan olmuyor. Tuzun kalitesine göre değişiyor. Kristalli olanlar var. Kırılabiliyor yani onlar veya damar oluyor içinde. Tuzun sağlamlık kalitesine göre şekil çıkartıyoruz. Şöyle söyleyeyim yani kristal parçalar olmayacak. Şu şekilde birleşim yerleri var. Yani şöyle vurduğunuz zaman şöyle cam gibi çıkmayacak. Makineye vurduğunuz zaman bunlar dağılıyor. Bir bütün yani kar topunun sıkılmış hali, sulanmış hali gibi olan tuzlardan şekil çıkıyor daha çok. Yani bunlar atıyor bu parçalar. Yani bir küpecik testi yapsanız kulplar atıyor. Değişik bir peri bacası işte kapatopyanın yapsanız kırılabiliyor yani kristal çok hassas. Biraz tozu var işte. Toz biraz genzinize gittiği zaman yakıyor. İçinize gittiği zaman baş ağrısı yani sinüzit olmuyor. Çünkü akıntı yapıyor sürekli. Onun için bir baş ağrım olmuyor benim. 2-3 kilogram arası doğal olanları, şekilsiz olanları 25 liradan başlıyor. Büyüklüğüne göre, işçiliğe göre fiyatlar artıyor. Yani normalde siyah tuz çok ucuz ama bu çok nadir çıktığı için daha değerleniyor, pahalı. Bir tane alan sonradan geliyor, ben faydasını gördüm. Rahat uyuyabiliyorum işte horlamam azaldı diye. Gelip 2 tane daha alan çok oldu yani.
Televizyon kanallarında gördüğümüz tuzun revaçta olması ve tuzun Japonya depreminden sonra da gündeme gelmiş olması bizim ilgimizi çekti. 2011'de biliyorsunuz Japonya'da büyük bir deprem oldu. O depremde Japon hükümeti depremin olduğu bölgedeki halkına kristal kaya tuzu dağıttı. Bunun da büyük bir kısmı Çankırı'dan gönderildi. Çankırı kristal kaya tuzundan gönderildi. Çankırı kaya tuzunun en belirgin noktası kirletilemeyen bir yapıya sahip olması. Yani isteseniz de kirlenmeyen bir tuz. Çünkü havanın atmosferinden, suyun akışından, toprağın yapısından asla etkilenmeyen, kirletilemeyen bir tuz madeni. Bundan sonra biz dedik ki nasıl bir iş yapabiliriz? İnsanlara nasıl katkımız olabilir? Önce lambadan başladık. Tuz lambası üretmeye başladık. Daha sonra granül tuz gündeme gelince uzak doğudan ithal edilen tuzlar var. Biliyorsunuz yurdumuza ithal ediliyor. Neden biz kendi tuzumuzu birinci sıraya yerleştiremeyelim? Gayet kolay bir şeydi bizim için. Başladık. Çankırımızın eskiden büyüklerimizin yağ tuzu diye tabir ettiği bir tuzu var. Şu anda gördüğünüz tuz, bu tuz. Kristal beyaz tuz. Biz bu tuzu işlemeye başladık. İşlerken bir yol haritası çizdik kendimize. Öyle bir şey yapalım ki diğer tuz üreticilerinden bir farkımız olsun. Bunun da birinci şartı üretime metalin değmemesiydi. Biraz evvel gördüğünüz gibi metal asla değmedi. Sadece çay kaşığı ile içindeki yabancı maddeleri almaya çalıştım. Ama gördüğünüz gibi tuzu tuz üzerinde kırdım. Ağaç tokmakla kırdım. Ağaç tokmağım da yaşlı bir ağaç. Kurutulmuş en az 5-6 yıllık bir ceviz ağacında yapılmış bir ağaç. Babadan oğula geçen bir alışkanlıkla tuz kırma tekniğiyle yapılan bir kırma var. Asla seleksiyonu yapılmıyor. Temizliği yapılmıyor. Ama bizim temizlediğimiz tuz, o gördükleriniz de tuz aslında. Sadece renk farkı olduğu için farklı gözüktüğünden dolayı biz onun temizliğini yapıyoruz. Granül tuzu yaptık. Tuz lambasını yaptık. Kristal kaya tuzunu torna tezgahlarında işleyen tek firmayız. Yani sanatsal bir yapıya kavuşturduk tuzumuzu. Dokuyu incelttik. Isınmasını çabuklaştırdık. Biraz da mobilyamızı tamamlasın diye bir aksesuar görünümü verdik. Renkli lambalarla da süsledik. Beklentimiz de şu, lüle taşı bir sektör Eskişehir'de. Oltu taşı Erzurum'da bir sektör. Mermer denizi de bir sektör. Neden Çankırı'da tuz bir sektör olmasın? Öncelikle tuzdan takılar yapmaya başladık. Tuzdan kolyeler yapmaya başladık. Bileklikler yapmaya başladık. Biraz daha geliştirdik. Gelen giden misafirlerimiz bayağı ilgi duymaya başladı. Ondan sonra biraz daha tuzla yapılabilecek hediyelik eşyaları geliştirme ihtiyacı doğdu. Ondan sonra tuzdan evler yapmaya başladık. Duvarları tuzdan. Eskiden evlerimizin duvarlarını kontraplakla yapıyorduk. Şimdi kristal tuz parçalarıyla tuz evler yapar olduk. Tuz aslında kübüs bir yapısı var. Kristalize özelliği olduğundan işlemeye fazla gelmiyor. Yani yontulma ihtimali biraz zayıf, parçalanabiliyor. Dikkat ettiyseniz hediyelik eşyalarımızın hepsi ampullüdür. Ampullü olmasının sebebi de ampul sayesinde tuz ısınıyor. Isındığı zaman bulunduğu ortamı eksi iyon yaymaya başlıyor. O eksi iyon da bulunduğu ortamdaki oksijen miktarını artırıyor. Özellikle astım hastalığı ve nefes darlığı çekenler için yani bir yerde şifa kaynağı oluyor diyebiliriz. Bir de eksi iyon yaymaya başlayıp pozitif iyonlarla yer değiştirdiği sıradaki oluşturduğu hava akımı sayesinde radyoaktif zerrecikleri de emme özelliği yani bir yerde doğal bir filtre oluyor yani. Aslında altın madeninin üstünde oturuyormuşuz farkında değiliz yani.